Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, WikiLeaks belgeleri Amerika'nın Ergenekon tertibindeki rolünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Amerikan diplomatik yazışmaları Ergenekon operasyonlarını yürüten polisin Türk yargıçları Amerikan Büyükelçiliğine şikayet ettiğini ortaya çıkardı. Briefingi kimler verdi sorusunun yanıtı ise yine WikiLeaks belgelerinden geldi. Tutuklu Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun yazdığı Sızıntı WikiLeaks'te Ünlü Türkler kitabı tartışma yaratmaya devam ediyor. Kitap Ergenekon tertibinde Amerikalıların rolünü tartışmasız şekilde ortaya koydu. ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Daniel O'Grady'nin 24 Kasım 2008'de Washington'a gönderdiği kripto, Türk polisinin kendilerine Ergenekon davası hakkında briefing verdiğini anlatıyor. Kriptoda emniyet yetkililerinin verdiği briefingin tarihi 21 Kasım 2008 olarak açıklanıyor. Briefingin kendisi olduğu kadar konusu da skandal. Türk polis yetkilileri istedikleri yönde karar vermesinden şüphe duydukları Türk yargıçları Amerikalı yetkililere şikayet ediyor. Briefing verenler bize ellerindeki belgelerin yasal olarak güçlü olduğunu ancak Türk yargısına güvenilmeyeceğini anlattılar. Briefingi veren polis yetkilileri Amerikan devletinin yetkililerinden açıkça yardım talep etmiş. Ergenekon'un anti-Amerikan eğilimine özellikle dikkat çektiler ve polisin bu çalışmalarda ABD hükümetinin desteğini ya da dolaylı yardımlarını umut ettiğini belirttiler. Amerikalılara briefing veren polis yetkilileri bir de durum tespiti yapıyor. Amerikalı müsteşar O'Grady'nin bu tespiti, polis Türk kamuoyunun Ergenekon davasına ilgisini çabucak yitirdiğinin de kesinlikle farkında şeklinde aktarıyor. Peki Amerikan yetkililerine yasa dışı şekilde briefing veren, operasyon için Amerikalılardan destek isteyen ve Ergenekon sanıklarını kötüleyen polis yetkilileri kimler? Bu sorunun yanıtı da WikiLeaks belgelerinde yer alıyor. Amerikalı müsteşar O'Grady imzalı 2 Haziran 2009 tarihli kriptoda bir polis yetkilisinin ismi yer alıyor. O isim Ufuk Ersoy Yavuz. Amerikalı müsteşarı Daniel O'Grady tarafından 2 Haziran 2009'da merkeze gönderilen kriptoda briefing veren ekibin başındaki kişinin Ufuk Ersoy Yavuz olduğu açıklanıyor. Ancak bu ismin Ufuk Gürsoy Yavuz olduğu anlaşıldı. Ufuk Gürsoy Yavuz, Emniyet İstihbarat Dairesi Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor. Adı geçtiğimiz günlerde de milletvekillerine hediye tartışmasıyla gündeme gelmişti. Yavuz tarafından 29 Mayıs 2009'da verilen briefing, Amerikan kriptosuna 2 Haziran 2009'da yansımış. Yavuz, Amerikalılara verdiği briefingde Ergenekon soruşturmasında adı geçen birçok isim hakkında kehanette bulunuyor. Yavuz daha iddianame yazılmadan hayatını kaybeden Profesör Doktor Türkan Saylan ve Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt hakkında iddianame hazırlanacağını belirtiyor. Bununla da yetinmeyen polis müdürü Yavuz, bir yıl sonra da dördüncü iddianamenin hazırlanabileceğini söylüyor. Polis müdürü Yavuz, Amerikalılara verdiği briefingde İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aleyhinde ifadeler kullanıyor. Polis müdürü, Amerikalılara Perinçek'in olası hedefler hakkında istihbarat topladığını iddia ediyor. Meclisten çıkmıştır. Amerikalı müsteşar O'Grady'ye Ergenekon hakkında briefing veren Ufuk Gürsoy Yavuz, Ergenekon soruşturmasının bir darbe nasıl hazırlanır ve haklı gösterilir konusunda örnek vaka olabileceğini öne sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Amerikalı yetkililere kendisi aleyhinde briefing veren polis yetkilileri hakkında dava açacağını açıkladı. Baykal, skandalı soru önergesiyle meclise de sunmaya hazırlanıyor. Baykal, amacın Ergenekon soruşturmasını Amerika'ya pazarlamak olduğunu belirtti. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisi hakkında Amerikalılara briefing veren polisler hakkında dava açacağını açıkladı. Bakınız bu geride bıraktığımız dönemde. Baykal, polisin Ergenekon tertibi hakkında Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne briefing vermesiyle ilgili açıklama yapması için de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e soru önergesi verecek. Onu tahmin edemeyiz. Deniz Baykal, Ergenekon soruşturması hakkında ABD'ye briefing verilmesini sert bir dille eleştirdi. Bunun amacı Ergenekon soruşturması için Amerika'nın desteğini almak, tepkileri engellemeye çalışmak. Ergenekon soruşturmasını Amerikalılara pazarlamaya çalışmışlar. Başbakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü kriptodaki iddiaları yalanlıyor. Sen önce bu briefingi verdin mi, vermedin mi onu açıkla.
Elbette insanların... Bu çok vahim bir olay diyen Baykal, Amerikan kriptosundaki rüşvet iddialarına da tepki gösterdi. Benim rüşvet aldığıma dair belgeler varmış. Belge var mı yok mu? Madem belge var, neden yargıya götürmüyorsun? Bunlar doğru mu, yalan mı? Yalansa ABD nezdinde ne yaptın? Belge varsa yargıya taşısınlar. Cezaevinde yazdıkları Sızıntı adlı kitapla Wikileaks'teki önemli bilgileri ortaya çıkaran gazeteciler parmaklıklar ardında. Ancak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a göre Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunan gazeteci yok. Bozdağ, gazetecilerin tutuklanmasını meşrulaştırmak için polis öldüren gazeteci ihtimalini ortaya attı. Gazeteci öldüren polisi duyduk ama polis öldüren gazeteciyi ilk kez Bekir Bozdağ'dan dinliyoruz. Cezaevinde kaleme aldıkları Sızıntı adlı kitapta Wikileaks'teki birçok önemli bilgiye ışık tutan gazeteciler, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı bir yıldır tutuklu. Ancak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hollanda'da kameralar karşısına geçti ve Türkiye'de tutuklu gazeteci yok dedi. Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içeride bulunan herhangi bir gazeteci yok. Bozdağ'a göre cezaevindeki 105 gazeteci mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklu değil. Ama gazetecilik mesleği yaparken gazetecilik mesleğine sahip veya gazeteci sıfatını taşıyan kişiler başkaca isnatlarla, başkaca suç isnatlarıyla soruşturuluyor ve haklarında kovuşturma yapılan, yani mahkemede davası devam edenler var. Başbakan Yardımcısı Bozdağ verdiği örneklerle AKP'nin tutuklu gazeteciler üzerindeki asıl politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir gazetecilik yapan birisi, örneğin bir polisi öldürdüğü zaman ve bununla ilişkin elde bulgular bulunduğu zaman onunla ilgili Hollanda'da da zannedersem soruşturma yapılabilir, kovuşturma yapılabilir, tutuklama yapılabilir ve bununla ilgili de gazeteci içeride tutuluyor diye bir değerlendirme yapılmaz. Mesleğin gazete... Rahip Andrea Santaro öldürülüşünün 6. yıl dönümünde Trabzon Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen törende anıldı. 16 yaşındaki tetikçi Oğuzhan Akdin'in hüküm giydiği Santaro cinayeti Fethullah sicilli Ramazan Akyüreğin Trabzon Emniyet Müdürlüğü sırasında işlenmişti. Rahip Santaro 16 yaşındaki Oğuzhan Akdin tarafından öldürülüşünün 6. yıl dönümünde Trabzon'da anıldı. Santoro'nun öldürüldüğü Santa Maria Katolik Kilisesi'ndeki törene katılanlar vurulduğu sıraya çiçek koydu ve mum yaktı. Rahip Andrea Santaro 5 Şubat 2006'da kilisede dua ettiği sırada Oğuzhan Akdin tarafından öldürüldü. Cinayet sırasında birçok şüpheli durum ortaya çıktı. Miyop olan 16 yaşındaki tetikçi Rahip Santoro'yu 40 metreden vurmuştu. Akdin cinayet sırasında 16 yaşında olması nedeniyle 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı. Oğuzhan Akdin'in Fethullah tarikatına ait ışık evleriyle bağlantılı olduğu gündeme geldi. Rahip Santoro cinayetinde Trabzon Emniyeti'nin de rolü büyük. Santoro kendisine gelen ölüm tehditlerini emniyete bildirmesine rağmen bir önlem alınmadı. Trabzon Emniyeti'nin Andrea Santoro'yu dinlediği ortaya çıktı. Dinleme gerekçesi ise Pontusçuluktu. Santoro öldürülmeden 4 ay önce telefonu Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla dinlenmeye başlanmıştı. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü ise Fethullahçı sicili Ramazan Akyürek'ti. Akyürek Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a sunduğu 7 sayfalık bir raporda Rahip Şimdi Santoro'nun katilinin dinlemeyle bulunduğunu anlatıyordu. Ancak 16 yaşındaki Oğuzhan Akdin suçüstü yakalanmıştı. Bu çelişki Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin'in emniyet tarafından cinayet anına kadar dinlenmekte olduğu şüphesini akla getiriyordu. Sayın seyirciler, Ağrı'da Doğu Beyazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Başsavcı Kılıç yoğun bakımda. Saldırıyla ilgili olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi İsmail Beşikçi Caddesi'nde alışveriş yapan Doğu Beyazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç arabasına doğru giderken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Kılıç kaldırıldığı Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Kılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Görgü tanıkları başsavcı Kılıcı yaralayan saldırganın yalnız olduğunu anlattı. Doğu Bayazıt ilçesine geçtiğimiz yıl atanan Kılıcı'ya yönelik silahlı saldırının ardından ilçenin giriş ve çıkışlarında güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu. MOBESE ve çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları inceleme altına alındı. Bölgede yaya ve araçlarda kimlik tespiti yapan polis, Taşlıçay ilçesi girişinde durdurulan bir araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Çek kanununda yapılan değişiklikler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle karşılıksız çeke hapis cezası kaldırıldı. Çek suçlarında hapis cezası yerine idari yaptırım getirildi. Değişiklik aynı zamanda bir hukuk komedisine de yol açtı. Henüz yürürlüğe girmeyen bir yasanın maddesi değiştirildi. Çek kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun, Abdullah Gül'ün onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle çek suçlarında hapis cezası kaldırıldı. Yerine para cezası getirildi. Yani karşılıksız çek suçlarından idari para cezası uygulanacak. Bir yurttaş karşılıksız çek şikayetinde bulunduğunda şikayeti inceleyen savcı suçun işlendiğine kanaat getirirse şüpheliye 300 liradan 3000 liraya kadar idari para cezası verilecek. Adli yaptırım idari yaptırıma dönüştüğü için karşılıksız çek suçu adli sicil kaydına da girmeyecek. Suç kayıtları Merkez Bankası'nda tutulacak. Çek suçlarında hapis cezası kaldırıldığı için çek mağduru olarak adlandırılan çok sayıda tutuklu serbest kalacak. Meclis yasa değişikliğiyle bir de ilke imza attı. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 814. maddesi daha uygulanmaya başlamadan yürürlükten kaldırıldı. Hukukçular bu değişikliği hukuk tekniği açısından bir komedi sözleriyle yorumladı. Meclis yeni haftada işsizlik krizini aşmaya çalışacak. Muhalefetin meclis darbesi olarak nitelediği AKP'nin işsizlik teklifi, meclisteki muhalefetin sert tepkisi üzerine geçen hafta tümü üzerindeki görüşmeler hariç genel kurulda görüşülememişti. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta AKP'nin meclis darbesi olarak nitelenen meclis iç tüzük değişikliği teklifi görüşülmeye çalışılacak. Hepimiz şahit olmuşuz. Haftanın ilk günü grup başkan vekilleri kendi aralarında toplanarak iç tüzük geriliminin aşılması amacıyla Cemil Çiçek'in gündeme getirdiği önerileri masaya yatıracak. İç tüzük değişikliği teklifine en büyük eleştiri partilerin grup önerilerindeki konuşma sürelerinin kısaltılacak olması. İstiklal ve egemenliğimizin mevcut durumda her grup önerisinde lehte ve aleyhte olmak üzere iki milletvekilinin teklifinde bu süre öneriyi getiren gruptan bir milletvekiline en fazla 5 dakika olarak düzenleniyor. Meclis Başkanı Çiçek ise grup önerilerinin sadece salı günleri görüşülmesini ve iki lehte iki aleyhte olmak üzere 5'er dakika olarak düzenlenmesini önerdi. Ve ekonomik seviye nazarı itibariyle grup başkan vekilleri başta bu öneri olmak üzere usul hakkında konuşma, komisyonlarda önerge sayısı, karar yeter sayısı, yerinden söz alma gibi konularda Çiçek'in önerileri üzerinde çalışarak bir orta yol bulmaya çalışacak. Grup başkan vekillerinin salı günü Çiçek'in başkanlığında son kez toplanarak karara varması hedefleniyor. Eğer uzlaşma sağlanırsa salı günü tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak iç tüzük değişiklik teklifinin maddeleri görüşülmeye başlanacak. Kamuoyunda Haberal ve Öcalan teklifi olarak bilinen ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin de akıbeti AKP'nin iç tüzük teklifine bağlı. İç tüzük görüşmelerinin hemen ardından ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin genel kurula gelmesi planlanıyor. Sayın seyirciler, okullar AKP'li yöneticilerin dindar gençlik yetiştireceğiz, gençliğe hitabe kaldırılacak gibi açıklamaları arasında açılıyor. 17 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisi için ders zili yarın yeniden çalacak. 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak ve 8 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. AKP şimdi de haremlik selamlık eğitim için düğmeye bastı.
Meclis Çocuk Evliliklerini Önleme Komisyonu hazırladığı raporda kız çocuklarını beraber gider, diploma veren veya belirli bazı kitabi bilgileri insana kazandıran bir kurum değil, insanı hayata hazırlayan bir kurumdur. Kadın ve erkek birlikte. Parçadır. Dünya güneşten korktuktan sonra hem kendi etrafında ve hem de güneşin çekim gücü nedeniyle güneşin etrafında. Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir. 75 yıl önce Cumhuriyet'in temel nitelikleri bu ifadelerle tanımlanmıştı. Bugün laikliğin anayasal güvence altına alınmasının yıl dönümü. Bundan 75 yıl önce anayasanın başına devletin temel nitelikleri olarak Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir ibaresi yazıldı. Böylece 5 Şubat 1937 günü laiklik ilk kez anayasamıza girmiş oldu. Din anayasaya girmesinde çok etkili olan 3 önemli olayın yaşandığı gün. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş ve şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmıştı. 3 Mart 1924 halifelik kaldırıldı ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye toprakları dışına çıkartılması kanunlaştı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bütün eğitim ve öğretim kurumları birleştirilerek marif vekaletine bağlandı. Dinsel temellere göre eğitim yapan okullar kapatıldı. Laikliğe geçişin önemli adımlarından birisi de şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasıydı. Böylece din hizmeti devlet denetimine alınmış oldu. 1925'te tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması da Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme yolunda attığı bir başka önemli adım olarak kayıtlara geçti. Laikliğin anayasal güvence altına alınmasına giden yolda bir başka dönüm noktası da 1928'de gerçekleşti. Anayasanın ikinci maddesinde yer alan Türk Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesi çıkarıldı. 5 Şubat 1937'ye gelindiğinde cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve devrimcilikle beraber laiklik de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden biri olarak anayasadaki yerini aldı. Laiklik günümüzde kabaca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanıyor. Mustafa Kemal ise CHP kurultayı için yaptığı çalışmalarda laikliği bakın nasıl tanımlıyordu. Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Din kavramı vicdansel olduğundan dinle dünya işlerini ve devlet siyasasını birbirinden ayrı tutmak ulusumuzun çağdaş sosyallik yolunda ilerleyebilmesi için başlıca başarı etkisidir. Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Tayyip Erdoğan'ın dindar gençlik yetiştireceğiz sözlerine yanıt verdi. Zeybek, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünen başbakanın Müslümanlık anlayışına göre mi dindar gençlik yetiştirilecektir dedi. Benim ifademde dindarlar, dinsizler diye bir ifade yok. Ya dindar bir gençlik yetiştirme var. Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, partisinin gençlik kollarıyla yaptığı toplantıda Erdoğan'ın dindar gençlik yetiştireceğiz sözlerini eleştirdi. Zeybek, Erdoğan'a Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünen başbakanın Müslümanlık anlayışına göre mi dindar gençlik yetiştirilecektir sorusuyla tepki gösterdi. Zaten istenen de... Erdoğan'ın Irak'taki Amerikan askerlerine sağ salim evlerine dönmelerini dilerim dediğini hatırlatan Zeybek, başbakanın bu anlayışındaki Müslümanlık doğrultusunda mı gençlik yetiştirilecek diye sordu. Sayın Başbakan'dan korumak lazım. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yasaklanmaya çalışıldığını vurgulayan Demokrat Parti Genel Başkanı Zeybek, Erdoğan'ın gençlere kendi din anlayışını dayatmak istediğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi binlerce Ankaralıyı mağdur etti. Esenboğa Havalimanı'na giden protokol yolu üzerinde toplanan yurttaşlar, "Umutlarımızı ranta çeviriyorsunuz" pankartıyla hükümete ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye tepkilerini iletti. Bize güvendikleri için, TOKİ'ye, Büyükşehir Belediye'mize güvendikleri, inandıkları için. Arsalarını, gece kondularını verdiler, tantanalı açılışlarla Erdoğan'ın elinden evlerinin anahtarlarını teslim aldılar. O Kuzey Ankara dediğimiz tam girişte yıkılan gece kondular var, gördünüz.
Oraya da şimdi muhteşem konutlar yapıyoruz. Ancak kurallar çekildiğinde dolandırıldıklarını anladılar. Başbakan'a buradan sesleniyorum. Adaleti bu mu Sayın Başbakan'ın? Hakla adalet dediği şey buysa eğer çıksın insanların karşısına konuşsun. Binaya giriyorum, 4 kat aşağı iniyorum. Bodrum kat 3 numarayı bana verdi. Ben hakkımı istiyorum. Neyse gereken yapılsın yani. İmza attırırken böyle konuşmamıştı. Gelsin onu kanıtlasın burada. Kim yaptı peki size bu? Önce. Evlerinin yapıldığı yerde dertlerini duyurmaya çalıştılar. Benim şu odadan çıkmış bir. 4 kat altta. Çankırı cezaevinin yüksekliği istinat duvarı 6 metre, benim dairemin karşısında 12 metre daire var. Ben istinat duvarının karşısına bakıyorum. Yastığa başını koyup vicdanı rahatsa rahatça uyusun. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Onu da düşünsün. Belediye tarafından kendilerine verilen evleri basına göstermek için yürüyüşe geçtiler. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında insanlar isyan ediyorlar. Evleri alındı çünkü ve onlara verilen evlerden memnun değiller. Karda yürüdüler. Çamurda yürüdüler. Dikkat edin, çamurla ayakkabılarınız kalmasın. İşte bize verilen evler bunlar dediler. Biz dereyenin içindeyiz. Nasıl her tarafımızı? Bizim evlerimiz tam ön taraftaydı. Dedi ki Melih Kökçek, yarın dedi buradan dedi bir tane daireyi sattığın zaman dedi 3 tane daire alacaksın dedi. Ben Melih Kökçek'e şimdi soruyorum. Gelsin şuradaki daireyi 300 bin lira satsın da 3 tane daire alsın. Nereden alacakmış merak ediyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı kendi Gökhan Günaydın da yurttaşlara destek olmak için oradaydı. Kendi 2000'den fazla yandaşına yeni konut alanı sağlayan Melih Gökçek bugün bu alana gelemiyor bile. Gelemez de zaten. Bir buçuk yıl sonra bitmiş olsaydı ben bunu kiraya verecektim. Gelir elde edecektim. Benim gelirime niye el koydun Melih Gökçek? Benim ekmeğime niye el koydun? PKK tarafından kaçırılan uzman çavuş Zihni Koç'un annesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uzman çavuşun babasınınsa tek bir isteği var. Bir an önce oğluna kavuşmak. Baba Koç devlet yetkililerinden oğlunun bulunmasını istiyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler tarafından geçen yılın Temmuz ayında kaçırılan 35 yaşındaki uzman çavuş Zihni Koç'un annesi Gülsüm Koç, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yanacak yüzümüz var bak. Eşim zaten benim adımdan vefat etti. Bilek dayanmadı. 7 ay oldu. Aç çocuk devam etti. 8 gün oldu. Daha ne diyeyim abi, söyleyecek bir şeyim yok. Yetkililerden, Sayın Başbakan'dan, bütün BDP milletvekillerinden özellikle yardım bekliyor. 56 yaşındaki baba Veysel Koç ise oğlunun bulunması için devletten yardım bekliyor. Pasyonlara da diyeceğim şu, biz hep din kardeşiyiz. Mümkünse bizim kimseyle davamız yok. Türk hep kardeştir. Mümkünse bizim zaten gelinimiz de Kürt. Onun için yani bizim kimseyle bir alıp vereceğimiz de yok. Bir an önce Allah razı olsun çocuğumuzu bıraksınlar. Bir tane oğlum var, başka da oğlum yok diye. Van'da meydana gelen depremin üzerinden 106 gün geçti. Ancak depremzedeleri dondurucu soğuktan koruyacak konteynerler bir türlü tamamlanamadı. Erdoğan'ın Ocak ayı sonunda teslim edeceğini belirttiği konteynerlerle ilgili çalışmalar hala tamamlanamadı. Vali Münir Karaloğlu ise basın mensuplarını yanına alarak konteynerları helikopterden izledi. Van'da meydana gelen depremin üzerinden 106 gün geçmesine rağmen depremzedeler yazlık çadırlarda kalmaya devam ediyor. Van'da hava sıcaklığı bugün sıfırın altında 12 derece. Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayı sonunda anahtar teslimi yapılacak dediği konteynerlarsa hala tamamlanmadı. Van valisi Münir Karaloğlu yanına basın mensuplarını da aldı. Helikoptere binerek depremzedeler için kurulacak olan konteyner kenti izledi. Depremin vurduğu Van'da 70 bin aile depremzede ise yazlık çadırlarda yaşam savaşı vermeye devam ediyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden gelen 120 pehlivan deve okul için güreşti. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen deve güreşinin geliri meslek yüksekokulu binasının yapımında kullanılacak. Ötüyor dalında bahar mevsiminde bir kuş, soldan teke inen Aydın'ın Yenipazar ilçesinde develer meslek yüksekokulu için güreşti. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden gelen 120 pehlivan devenin mücadele ettiği güreşlerin geliri
Yeni Pazar Meslek Yüksekokulu ek hizmet binası inşaatı için kullanılacak. Elde ettiğimiz gelir fazlasından bir takım yerlerde kullanıyoruz. Mesela bugünkü etkinlikten eğer bir gelir fazlası oluşursa bunu Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatında kullanacağız. Yeni Pazar Belediyesi tarafından bu yıl 28.'si yapılan deve güreşi şenliklerine Yeni Pazarlı yurttaşların yanı sıra çevre ilçe ve beldelerden de katılım gerçekleşti. Yeni Pazar Belediye Başkanı Yusran Erden gelenekleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. İle konakladıkları yerlerde deve katarları kendi aralarında itiş kakış yaparken deve sahipleri de iddiaya girermiş ve bir eğlence haline dönüşmüş bu. Zamanla bu bütün bölgedeki ilçelerin Kasım ayından Aralık Mart'a kadar devam eden bir etkinliğe dönüşmüş. Çevreciler söyledi, AKP hükümeti dinlemedi. Hatay Havaalanı sular altında kaldı. Görüşlerine değer verilmediğini söyleyen sivil toplum örgütü temsilcileri her şeye rağmen bundan sonrası için de uyarılarını sürdürdü. Önlem alınmazsa Hatay'ı daha büyük felaketler bekliyor. Yıllar önce Hatay'a havaalanı yapılacağı haberini aldığımız zaman elbette ki Hatay'a bir havaalanı ihtiyacı var dedik. Fakat yer seçimi konusunda tereddütlerimiz vardı. Hatay havaalanının yapılacağı yer amigdalin sözleri olacağı için yanlış yer seçimi yapıldığını yıllarca dile getirdik. Hatay havaalanının yanlış yere yapıldığını söyleyen Antakya Çevre Derneği haklı çıktı. Zamanında uyarılarda bulunduklarını söyleyen Antakya Çevre Derneği yöneticileri uyarılarının dikkate alınmaması sonucu sıkıntı yaşandığını söyledi. Hatay havaalanında yaşananlar gerçekten doğanın insandan intikam almasının bir örneği. Normal yağmur sularından bile havaalanını tehdit ettiği bilimsel bir gerçektir. Çünkü tarihe bakıyorsunuz, burası bir Amik gölü, göl yatağıdır. Çevreciler, Amik Ovası'na yapılması düşünülen hastanede de benzer sıkıntıların yaşanacağını şimdiden öngördü. Bu yer seçimi de Hatay Havaalanı'nda olduğu gibi çok yanlış bir yer seçimidir. Çünkü buranın da yine az önce söylediğimiz gibi sel sularının baskısı altında, Asi Nehri'nin yataklarının tesiri altında kalan bir bölgede bulunmaktadır. Geçen haftalarda yaşanan yoğun yağışlar sonucunda havaalanı sular altında kalmış ve bir hafta süreyle uçuşlara kapatılmıştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk ve yağışlı hava meyve ve sebze üretiminde vurdu. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer fiyatların artabileceği uyarısında bulundu. Fiyat spekülatörlerine karşı uyarılarda bulunan Tuncer yetkililerin bu konuda tedbirli olmasını istedi. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava meyve ve sebze üretimini de olumsuz etkiledi. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer fiyatlarda artış olmasından endişeli. Vatandaş alışverişe çıktığında pazarda yeterince sebze meyve bulamazsa bu fiyatların biraz daha yükseleceğini biz bekliyoruz. Tuncer hava koşullarından istifade etmek isteyen spekülatörlere karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda spekülatörlerin biraz daha insaflı olmalarını, bu üretimden kaynaklanan maliyetin fiyata yansıtılarak tüketicinin de korunması gerekiyor. Bunun için de yetkililerin, hal yetkililerin, belediyelerin biraz daha tedbir almalarına ihtiyacı var. Sırada spor turu var. İkinin ilk derbisi şu sıralar oynanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş'ı Şükrü Saraçoğlu stadında ağırlıyor. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor. Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Antalya Spor'a 2-1 yenilen Bordo Mavililer'de moraller bozuk. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının bugün hiçbir koşulda hazır ve uyumlu olmadığını, sonuçta da mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Tebrik ediyorum. Antalya Spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de iyi futbol oynuyoruz ve oynamaya devam edeceğiz. Oyuncularımı isteklerinden ve kazanma azimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hak edenin kazanacağı bir maç oldu dedi. Galatasaray Gaziantep Spor deplasmanından 3 puanla döndü. Sarı Kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonunda açıklama yapan Fatih Terim, Gaziantep Spor bu ligin en önemli takımlarından biri. Zaman zaman bizi de zorladılar. Kışın getirdiği şartlarda oynamak kolay değil. Her iki takımı da tebrik ediyorum diye konuştu. Sonuçtan memnun değilim. Gaziantep Spor Teknik Direktörü Hikmet Karamansa sonuçtan memnun değilim dedi. Sivas Spor deplasmanda Mersin İdman Yurdu'nu 5-1 yendi. Sivas Spor bu galibiyetle
puanını 41'e çıkardı. Ankara Gücü Genel Kurulu'nda bir kişinin kalabalığa rastgele ateş açması sonucu iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan genel kurulda başkanlığa Muhammed Haluk Ilıcan seçildi. Spor turuyla bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle saat 23'te yeniden karşınızda olacağız.